Thank you. spor ekrandan herkese mutlu akşamlar. Fenerbahçe kendi evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın detaylarını, analizlerini sizler için değerli yorumcularımızla konuşacağız ama öncesinde sponsorumuz Misli'den size yepyeni, şahane bir haberimiz var. Misli oranları şampiyon yapmış yeni kampanyasıyla Misli şampiyon oranlarla bahis severlere tüm normallerin üzerinde oranlar sunuyor ve bu kampanyaya katılanlar şampiyon oranlarla daha fazla kazanç elde, at, elde etme e, şansı yakalıyorlar. Fenerbahçe Alanyaspor beraberliğine Misli'de de şampiyon oranlarla oynayanlar, şampiyon oranlarla oynamayanlara göre daha fazla kazanç sağladılar Şampiyon oranlarla oynayıp şampiyon gibi Sizler de kazanabilirsiniz Eğer Misli'ye üye değilseniz Misli'ye hemen üye olup 50 TL hemen hesabınıza gelecek Koşulsuz şartsız bir şekilde Ve sizler de şampiyon oranlarla Hemen kuponunuzu yapabilirsiniz Değerli izleyenlerimiz Evet az önce yayınımızın başında söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe evinde ummadık bir beraberlik aldı Alanya Spor karşısında 2-2'lik iki beraberlik ki Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay var. yan hakemler yani hakem triyosu bu akşama yine damga vurdular diyelim ve konuklarımıza dönmeden önce son bir hatırlatmamı yapayım. Sky Spor'a abone olmayı ve lütfen ama lütfen ekranı yukarı kaldırıp beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Evet Ceyhun Eriş ve Batuhan Karadeniz'le birlikte Ceyhun abi hoş geldin. Hoş buldum. Batuhan'cım hoş geldin. Hoş buldum abi. Evet Ceyhun abiden başlayalım. Yani beklenmedik bir beraberlik. dedim. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Evet, doğru. Beklenmedik bir puan kaybı Fenerbahçe adına. Zor olacağı belliydi maçın. Ama ben puan kaybedeceğini düşünmüyordum açıkçası ama oyunun geneline baktığımızda yani stresli bir oyun. Hem seyircide hem saha içinde oyuncularda. Hani birkaç sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi birkaç hafta, bir iki haftadır rakip Galatasaray, Fenerbahçe'nin rakibi bir gün önce oynuyor. Kazandığı zaman demek ki oyuncular o stresi yaşıyor. Bazen İsmail Hoca da önceki haftaki maçtan ya önce ya sonra e, sormuşlardı ona. Hani önce oynamak sonra oynamak nasıl etkiliyor diye. Bazen avantaj, bazen dezavantaj oluyor diye İsmail Hoca'nın böyle bir söylemi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bugün maalesef Fenerbahçe adına o bir dezavantaj oldu. Çünkü e, hemen ilk yarıda 1-0 e, öne geçen bir Alanyaspor e, iki tane çok bariz hata hem Ferdi'nin hem Cikun'un arka arkaya yaptığı hatalar. Evet, futbolcu hata yapıyor ama bu tip maçlarda önemli maçlar. puan kaybı artık e, olmayan periyoda giriyor takımlar. Golden sonra seyirci de o stresi hissetti. Dikkat edersen maçı izlerken sana da söyledim. Bir sustu seyirci. Yaklaşık bir 5 dakika, 8 dakika falan bir sustu. O stresi yaşadılar ve maç boyunca da bu stresi yaşamaya devam etti Fenerbahçe. Yani çok önemli bir kayıp Fenerbahçe adına bu süreçte. Tabii önümüzdeki haftalar ne olacak onu göreceğiz. Maçın daha da hikayesi var, detayları var. Böyle bir giriş yapayım. Batuhan çünkü bayağı not aldı. <laughs> Batuhan göndersin bir bakalım. Fark ikiye çıktı Batuhan. Galatasaray 66, Fenerbahçe 64 bu anda kaldı. Evet abi. Yani bayram, yani cumanın gelişi perşembeden belli olur. Fenerbahçe son 3 hafta <laughs> kişisel oyuncularının kişisel yetenekleriyle puan alıyordu. Şimdi baktığın zaman bundan önce Antalya Cengiz'in bir tane golüyle perde açılıyor. Ondan önce bakıyorsun Ankara gücü. Yine Cengiz. Başakşehir maçına bakıyorsun. 90 artı 4 penaltı. Şimdi doğru giden bazı şeyler Fenerbahçe'de mevcuttu. Ama artık bundan önceki Fenerbahçe yayınında ya da bir önceki Fenerbahçe yayınında söylediğim artık rakipler Fenerbahçe analiz etti. Fenerbahçe'nin ben çete soruyorum. Fenerbahçe'nin bana bugün hangi sistemde sahada ne yapmaya çalışan bir Fenerbahçe olduğunu bana kim ne söyleyebilir? Fenerbahçe'nin sana yaptığını söyleyeyim. Tadiç kenardan iniyor. Yarım ayak içeri kesiyor. Birisi kafa vurursa. Duran toplarda bir şey var. Veyahut hatta Şimanski gelecek 30'dan vuracak. Efendim söyleyeyim İsmail çıkacak olağanüstü bir. Böyle olmaz ki futbol takım oyunudur. Senin sahanın içinde hiçbir şekilde bir organizasyonun yok. Yok sen organize olamıyorsun. Doğru düzgün pozisyona gelemiyorsun. Yani yaptığın doğru hiçbir şey yok son dört haftadır. Benim tabletim niye takıldı ya? <laughs> Ceyhun abi sistemden bahsettik tabletini eee Batuhan evet, düzeltene, düzeltene kadar düzeltene Şu, Şurada çok haklı. Bunu zaten söylüyoruz. Son özellikle Konya maçından sonra itibaren oynadığı bütün maçlarda lig maçlarında Fenerbahçe organizasyon konusunda sıkıntı yaşadı. Evet pozisyona girmekte, girdiği pozisyonları sonuçlandırmakta çok büyük sıkıntı yaşadı. Al abicim buradan devam et. Al. Kavga İstemiyorum ya. Yani o organizasyon sıkıntısı yaşadı. Bir de şu, ekstra bir şey söyleyeceğim. Evet Fenerbahçe genelde dikkat edersen oynadığı oyunlarda... Akan oyununda sürekli pozisyon üreten, e, akan oyunda rakibe üstünlük e, sağlamaya çalışan bir görüntü içerisindeydi. Hani duran toplardan çok fazla gol bulduğunu bu sezon hatırlamıyorum. Ağırlıklı ölçüde genelde Akan oyunda organizasyon, kenara inmeler, ikiye bir ya da e, şut o tarz e, organizasyonlarla gol, gol buldu. Ama... Ben Fenerbahçe'nin özellikle bu maçta dikkat ettim gördüm. Duran top organizasyonu sanki çalışmıyor gibiler. Fenerbahçe'nin çalıştığı hiçbir şey yok Ceyma. Ama özellikle duran top mesela kaç tane korner şey attı yok. bugün? Mesela Ceko çıkacak. Muhammed. Olağanüstü bir gol atacak. Ben söylüyorum şimdi. Daha. Kişisel yeteneklerine Cengiz çıkacak. İrfancan çıkacak. Efendime söyleyeyim. Bir çalım atarken bir penaltı olacak. Her zaman ama şey şimdi kendi bireysel oyuncu... E, tamam 9 şimdi o zaman korner Fenerbahçe. Alanya korner kullanmamış. İstatistikler bu şekilde. Yani kornerlerde hani bunu Hakan'cığım bunlar çok basit işler. Yani Şükrü Saracoğlu'nda formayı Ceyhun abi ben sen giyelim. Zaten Alanya bize de bu istatistiği yapar. Adam zaten korkudan gelemiyor ki. Ulan golü yedi adam bir tane korkudan driplink attı. Önüne çıkıp hop sen nereye gidiyorsun diyen bir tane adam yok. Adam soldan topu aldı. 20 metre gitti. sağ çekti. Vurur gibi yaptı. Bir daha sağ çekti. Bir tane Fenerbahçeli oyuncu. Çağlar neredesin ya? Hop nereye geldin birader? Bura bizim yatak odası. Zınk atlayacaksın önüne. Böyle stoper böyle olur mu? Yıllarca on numara oynadım. Vurdurttular mı böyle kolay sana abi? Hangi hangi büyük takım oyuncusu böyle rahat rahat kendi hangi büyük takım kendi kalesine bu kadar rahat oyuncuyu yanaştırabilir? Adamlar iki tane şut attı gol oldu. Livokovic mesela maçın 30. dakikası top taça çıkıyor. Livokovic avut atıyor. Lan Livakovic sen maça gelmemişsin ya. Maçta yoksun. Ya top taça çıkıyor sen avut atmaya çalışıyorsun. Bu nasıl bir konsantrasyon eksikliği? Nasıl olsa Ceko yapar. Nasıl olsa İrfan Can yapar. Nasıl olsa Tadic yapar. Böyle olmaz. Bireysel bir futbol bir takım bireysel yeteneklere kaldıysa bir saatten sonra patlar. Nitekim bugün Fenerbahçe iki puan kaybetmemiştir. Bir puan kazanmıştır. Bak Fenerbahçe bugün iki puan kaybetmedi. Bir puan kazandı. Nerede için kırmızı kartı? Nerede Cengiz'in kırmızı kartı? Nerede? Getireceğim o pozisyonu. E böyle getireceğim yok. Böyle bir saçmalık yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak al bu pozisyon. Bugün Ezel'in kör annesi bu pozisyona kokluya kokluya kırmızı kart verirdi. Bak Ezel'in kör annesi buna var ya kokluya kokluya kırmızı kart verirdi. Bu ne biçim kör müsünüz siz ya? Ba Şuna bak ya adamın bileği kopmuş. Cengiz'e pozisyonunu ver. Cengiz de almıştı. Evet. İkinci sarı kart. Burada ikinci sarı buradan kart. iki dakika önce sarı kart görmüştü. İkinci sarı kart. İki dakika değil, bir dakika önce sarı kart diyor. Bu da bak bir dakika sonra adam ne diyor yüzle. Herhangi bir yüze göze temas olduğu zaman sorgusuz soğansız bilinçli bilinçsiz sarı oyuncunun sen suratına değdiğin anda ne diyor? O oh, baba diyor. Bu sarı kart diyor. Nerede sarı kart? Yok. Yok. Hakem nerede? Var nerede? Ya bak ne diyor? Tadiç'in pozisyonu. Tadiç'in pozisyonu var ya 72 tane kırmızı kart. Böyle bir şey yok ya bırakın. Tamam doğruları konuşalım. Ben ne diyorum her zaman? Ben her şeyden doğruyu... Fenerbahçe top mop oynamıyor. Kusura bakma. Fenerbahçe futbol namına hiçbir şey yapmıyor. Son 3 haftadır. Rezalet bir futbol oynuyor Fenerbahçe. Bak bunları kaybettiği için söylemiyorum. Ya. Kaybetmese de bak bugün de söyledim. Ben geldim ne zamandır Fenerbahçe yayını yapmıyordum. Zaten 2-3 haftadır bu konuyla ilgili ben en son yayında da söyledim. Fenerbahçe'nin başına gelecek bir şey. Bugün şampiyonluk gitti. Gitti. Bugün bütün Fenerbahçe camiası yatsın kalksın şunu düşünsün. Desin ki Allah'ım ne olur Beşiktaş'ın aldığı oyuncular olağanüstü yetenekli çıksın. Yalvarırım Fenerbahçe Galatasaray'dan puan alsın kendi evinde diye yalvarsınlar. Belki bugün şampiyonluk gitti. E ben şimdi bir şey soracağım. Bir şey daha soracağım. Kardeşim 3 gün önce bu rankent ile anlaşmadı mı? Gidecekti gitmedi. Anlaşmadı mı? Bugün sen kurtarıcı olarak rankenti sokuyorsun. Serdar Dursun Fatih Karagümrük'te oynayamıyor. Bugün Serdar Dursun'u transfer ediyorsun. Ya adama sormazlar mı bu ne saçma sapan bir iş. Ulan 3 gün önce bu kent... Lazio'ya gidiyordu. Üç gün sonra benim en önemli belki de şampiyonluğun gittiği maçında Berran Kent'i oyuna sokuyorum. Değil mi? Olağanüstü bir şaşkınlık bu. Saçmalık bu ne biliyor musun? Bu panik. Ne yapacağını bilmiyor bunlar. Bunlar ne yapacağını bilmiyor. Tadiç Efendi ona oraya gel diyor. Buna buraya gel diyor. Tadiç sen bir gel artık. Bir gel artık. Davlumbazı büyütmüşsün. Bir oraya çeviriyorsun bir buraya çeviriyorsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz Hakan'cığım. Kaç haftadır sahada yok Tadic. Kaç haftadır sahada yok. Sonra penaltıya geleceğim. Ulan bu penaltıysa metrobüste her gün 10 tane penaltı çıkar. Herkes birbirine metrobüste tutunuyor böyle. 10 tane penaltı çıkar böyle Penaltım olur? Bu nasıl penaltı? Benim istediklerim hazır mı? Geliyor. Bir nefesten bir soluklan Ceyhun abiye de döneceğim. Değerli izleyenlerim... Saçmalık ya. Kör lan bu hakem. Bu hakem kör. Bak ne diyorum sana. Ezel'in kör annesi kokluya kokluya bu pozisyonda kırmızı kartı verirdi ya. Yazık lan. Şu bana bağırma da var yazan atın. <laughs> e, ee, i̇zleyicilerimize de sorduk. Fenerbahçe Allianz Spor maçı hakemi Çağdaş Altay'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu ana kadar 11.224 oy kullanıldı. %41 iyi, %59 kötü. Değerli izleyenlerimiz e, ekranı kaldırıp beğeni butonuna basarsanız ve takip etmeyen izleyicilerimiz de kanalımıza abone olursa sevinirim. Nasıl buldun hakem triosunun maç yönetimini Ceyhun abi? Hakemler genelde kötü zaten. Yani bu maça özelinde değil, bu maç da kötü. Hakem yani diğer maçlarda da hep kötü hakemler. Sezon başından beri yalan <laughs> mı? Hayır oğlum o şey üzerinden yapmıyor. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü. Sezon başından beri kötü hakemler. Şimdi ne değil. Ben, art -Niye tararım. Art -Niye, ben bunda art niyet ararım. Art niyet doğru söylüyorsun. Ben bunda art niyet ararım. Böyle bir penaltı, böyle bir tac için atılmaması, Cengiz'in atılmaması olmaz. Ulan bir tanesine bakarsın dersin ki olmadı. İkinciye bakarsın görmedin. Üçüncüde dersin ki öst. Ne oluyor lan hayırdır değil mi? Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sana yemin ediyorum. Bak Kur'an evliya çarpsın. Eğer ki bu pozisyon penaltıysa metrobüste bugün 10 tane penaltı verilir. Böyle penaltı mı olur? Bu nasıl bir penaltı? Allah aşkına bana bir söyle ya. Bu nasıl bir penaltı ya? Bırakın rezillik. Başka hiçbir şey değil. Bu hakeme bir daha maç verirseniz yazıklar olsun. Federasyon. Yazıklar olsun. Ya vermeseler de yazıklar olsun federasyona da. O Her da türlü ya. yazıklar olsun. <laughs> evet Ceyhun abi. Sendeyiz abi. Nasıl buldun hakemleri? <laughs> Dedim mi yani genel yorum bu maçın özelinde de kötü yönetim var. Hani iki taraf içinde kötü yönetim var. Ee, şey konusunda aklı mesela. için bastığı. Hani daha farklı bir karar vermiş olabilir. Vermesi lazımdı belki ama. Abi işte sen yıldırmış kart değil pozisyonu? Evet, çok net basmış. Değil mi? Çok net basmış. Cengiz'inki de onun kendi... şey Ya sen bir dakika önce dediği gibi sarı kart görmüşsün. Ne Ve daha nabzın düşmemiş. Hemen arkasında daha yeni sarı kart görmüş, tecrübeli bir oyuncusun sen. Öyle biliyoruz. O hareketi yap yapmaması lazımdı. Yaptı. Hakem bunu nasıl görmezden geldi? Tabii bunu söylemek çok zor. O yüzden genel yorum yapıyorum. Kötü yani açıkçası. Yan hakem de mesela görebilir bunu. Ya yan hakem, hakem de görebilir. Ben hiç var görebilir. Bak hiçbir şey bilmem. Bunu yan hakemin görmeme ihtimali yok. Yok. Bu orta saha çizgisi. Tamam mı? Fenerbahçe'nin hücum ettiği yani. Uzaktaysa yani şeydeyiz. son adam nerededir? Orada son orada adam nerededir? Ben sana söyleyeyim çıkıp, mi? orada olduğu için. Evet. Son adamın nerede olduğunu söyleyeyim mi? Topa 10 metre uzaktadır defans evet. oyuncusu. Bunu yan hakemin görmeme ihtimali sıfır. Onu söylüyorum ben de. Yan hakem görmedi mi? O zaman var hakemi görecek. Ya var. Ya zaten var. Niye tartışma. var? Bunun için yok mu zaten? görm var, var ne için var biliyor musun? Var düzeni doğru şekilde entegrasyon edebilmek için gelmiş bu memlekete. İşine gelince var var, işine gelince var yok. Siz siz kime göre çalıştırıyorsunuz ya bu varı? Kardeşim siz ulan bunu Alanya sporlu bir oyuncu yapsa bugün bu fena, bu ikinci sarı kart değil mi ya? Yüzde yüz. Peki bir şey Bunu alan Alanyalı oyuncuya vermesin ikinci sarı kartı. Bak yemini billah ediyorum. Allah Kur'an çarpsın bir daha burada eğer futbol namına bir şey konuşursam namerdim. Bunu ağlayalı oyuncu yapsın. 7 kere atardın. Peki. Ama sizin işte neden korkunuz var? Efendime söyleyeyim kimden çekinceğiniz var. Efendime söyleyeyim. Yani nasıl bir korka? Neyden ben anlamıyorum ya. Neyden korkuyorsunuz ya? Ulan siz evinize gidiyorsunuz, yatıyorsunuz. 32 tane federasyonun arabası var. Polis eskortlarıyla geliyorlar. Ben tek başıma gidiyorum. Bütün her gün bana 1000 tane, 1500 tane tehdit mesajı geliyor. Yanlış mıyım? Tek başıma geziyorum. Korkmayın oğlum bu kadar ya. Bunu aynı şeyleri bak. Geçen mesela Galatasaray Samsun. Şimdi bana burada Fenerbahçeli arkadaşlarım. Hani diyorlar ki işte öyleydi de böyle. Galatasaray maçından sonra Samsun spor maçından sonra Galatasaray 11-8 oynadı dedim. O zaman ağzınız tavana varıyordu. Şimdi mi zorunuza gidiyor doğruları söyleyince? Böyle penaltı olmaz. İki tane de net kırmızı kart var. Bunu vermeyen hakem daha hakem değildir. Sarhoştur. Bunlar alkol testi yapın maça çıkmadı. Başka çaresi kalmadı Hakan. Ya bunlar at niyetli, ya bir korkuları var, ya bir şeyleri var, ya da bunlar sarhoş. Ezel'in kör annesinin vereceği iki tane kırmızı kartı vermiyorsun ya. Kokluya kokluya verirdi be kadın onu. Şimdi e, penaltı pozisyonunu bir daha getirir misin Muhammed ekrana? Getirsin. Tek bir şey soracağım. Ceyhun abi sana. Tam tersi olsa. Çeken Fenerbahçeli düşen Alanyalı olsa verin penaltı. Bak maçın maç sırasında izlerken e, tekrarını gördüğümde bir ayaklara baktım. Ayaklarda bir takılma var. Tamam zaten o tamam. tarafa doğru tamam. koşuyor Alanyalı da bu bir tarafa koşuyor. Var. Takılacak yani bu. Acaba ayaklar. neye verdi diye çünkü ayaklarda takılma var da hani o penaltı verilir mi verilmez mi? Yani ağır olur ama ben üst tarafa baktım biraz da önce sonrasında daha doğrusu. Yani eliyle mi bir teması var? Formasından mı çekiyor? itiyor mu? Sanki öyle bir şey var. Öyle bir görüntü var. Ama hani dediği gibi bu tarz pozisyonları ceza sahası içerisinde serbest vuruşlarda, kornerlerde e, çok var böyle pozisyon. Çok fazla penaltı çıkması lazım ona bakarsanız. Tabii, tabii, yani. Yani her maçta en az bir tane iki tane penaltı çıkması lazım bu tarz pozisyonlarda. İzleyicilerimize soralım. Bir de şöyle bir şey var. Ya Fenerbahçe iyi oynarken ne, ne kadar söylediysem iyi oynuyor. Hı, -hı oynadığı zaman ligin en iyi futbolunu oynuyor diyordum. Ama son dört haftadır da yani iyi oynamadığını, sıkıntı yaşadığını söylüyorum. İyi oynadığı zaman nasıl söylüyorsak, kötü oynadığı zaman, stresli olduğu zaman da bunu söylüyoruz. Söylemekte zorundayız. Ya ben en azından kendimi öyle hissediyorum. Evet Fenerbahçe için yorum yapıyorum. Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Ama bir şeylerin doğru olduğunu da en azından kendi açımdan söylemem lazım. Fenerbahçe bugün iyi futbol oynamadı. Hepsi Fenerbahçe'de yanlış işler var. Yanlış işler. Yani sen üç gün var. önce Lazio ile anlaştı diye gönderdiğin adamı bugün kurtarıcı olarak oyuna sokamazsın. Hocaya da ben kadroyu almam. Ben bu teknik direktörü yukarıda, yapmayı Yukarıda abi? ben Hakan'a <laughs> söyledim. Ryan Kent teknik dedim ne alakalı? yapmayı uygun. düşünüyor musun abi? 3 gün üç önce düşün, düşünüyorum sadece. satış listesine koyduğun bir adamı. Şu ortamda düşünmüyorum tabii ki de. 3 gün önce satış ortamda. listesine koyduğun bir adamı. Üç gün sonra satamadıktan sonra maç kadrosuna dahi almazsın. Bu işin raconu budur. Bunu önceki Çalışar. hafta da yaptı İsmail Hoca hatırla. Ee, Emre Mor'u evet. göndermeden evet. önce Emre Mor'u oyuna, oyuna. oyuna soktu. Oyuna girdi. O maçtan sonraki ertesi gün Karagümre'ye gönderildi. Yani biraz İsmail Hoca şu ara o stres yönetimini de demek ki tam şey yapamıyor. Evet, evet. Hocaya bir şey söyleyemem. Hoca başarılı gidiyordur şey yapacağım şu ana Son 3 haftada son 3 haftadır Fenerbahçe'nin doğrudan bir sisteminin olduğunu şahsım adına düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şekilde doğru bir şey yapmıyor. Ne doğru organizasyon yapabiliyorlar ne efendim bir boğduktan sonra herhangi bir şey. Herkes birbirinin ayağına bakıyor. Ya bu arada buradan var ya maçı spikerine de sesleniyorum. Maçı anlatan adama da sesleniyorum. Maç yorumcusu mudur? Ne diyorlar onlara maç anlatan Spiker. Spiker. Yani senin ne futbol bilgin var? Ferdi şöyle iyi oynuyor. Ferdi böyle. Ulan Ferdi golü yedirdi. Ferdi hayatının en kötü maçlarından bir tanesini oynattı. Her yerde Ferdi var diyorsun. İşini yap. Sen kim değilse onu söyle. Sen ne milletin iyi oynayıp oynamamışsın Delirtti beni ya. <laughs> Ali Ferah potta <da> burada. <gülüyor> 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 Ali Ferah sevgiler Ali'ye <laughs> Yani Ali abi kusura bakma ne <laughs> ya sen işini yap kurban oldum. Sen orada <laughs> anladın mı? Anlamadın herhalde olayın Traksiyondan uzaktan mı izliyorsun? Kim sunuyorsa yavaş. Ferdi onu Ferdi hayatının en kötü maçını oynadı bugün. İyi değildi bence de öyle. Ceyhun Bey ben her yerde Ferdi dedim var size. diyor. Her yerde Ferdi var diyor bir de. Ben ne de dedim bak sen yokken. Mükemmele yakın oynuyor dedi Yok maç öncesi sana maçla ilgili ne Sen Oğlum istediğin pozisyonları versen Veriyorlar, bize ben getireceğim sana öncesinde bir sürprizim var. Ne? Para... Maçtan önce Hakan dedi ki abi dedi. Çok zor. Maçtan 10 dakika 15 dakika önce hatta. Daha yeni dedi, başlıyoruz. Zor, zor dedi maç Fenerbahçe puan kaybedebilir dedi. Ben de Ona da ben evet sıkıntılı telefonla. bir maç. Evet, Ona sıkıntı... da ben söyledim telefonla. <laughs> Gelmeden Fener bugün... Sen hadi Batu'yu mu seslendirdin bana? Aferin lan Ako gel buraya gel. Aferin. Batuhan için ben özel de istediğim ki... fotoğrafı alabilir miyiz? O şey Emirhan sana bir yollayalım. Birkaç tane istediğim fotoğraf var. Şimdi o gelecek. asıl mevzulara geleceğiz. O gelecek. Bak, ben de dedim ki <laughs> sıkıntı yaşayabilir ama yani, kazanır. Bana bak. bak. dinle. Ben Kemer, kedi ya kızdı, ama kedi girdi sana. Hayır. Kedi, kedi bir de topallıyordu gördünüz mü? Kedi, kedi, neden girdi? Bu Galatasaray'la bu makarasını yapıyorlar. Yavru asları sahaya attık diyorlar. <laughs> Ümit Karan'a buradan selamlar bana bunu yolladı. Millete malzeme lazım doğru. Kim yollamış bunu? Ümit Karan. Ya Ümit abi sen de burayı magazin programına çevirdin ya. Kedinin bizim programda ne işi var abi? Geç şunu ya. <laughs> Maç içerisinde o çok tatlı kedi topallıyordu. İnşallah bir şey yoktur. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, değerli izleyenlerimiz şu anda e, teşekkür ediyoruz. 20'ne yakın izleyicimiz var. Batuhan size her zamanki o meşhur hareketini yapacak. Arkadaşlar Yapma, ekranları bir aşağı kaydırıp beğeni butonlarına basarsak 3-4 tane şey istedim, resim istedim. Şimdi onlar gelsin. Onlar üstünden çok güzel bir konuşmalar olacak inşallah umarım. Ve yani o gelsin. Bu beğeni butonlarına gelsin. ve şeylere abone ol butonuna basarsak çok seviniriz. Evet. Verelim fotoğrafları. Ver abicim. Al. Icardi'nin pozisyonları bunlar. 2 3 Icardi var. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin bugünkü penaltısı penaltıysa kimse kusura bakmasın. Çok severim. Hepsi Icardi. Beni sosyal medyada da insanlar her şeyi doğru konuşuyor diye severlerse. Bugün Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltıysa burada Icardi'nin 5 tane penaltısı var. Hatta arttırıyorum 10 tane var. Bugünkü penaltıysa bunlar evet. ikişer penaltı. Bak pozisyonlara. Bak. Sağ baş Icardi'nin ayağına basmışlar. Öbür taraf Icardi'ye tendondan vururlar. Sol, sol altında dirsekle bak. Ben sana söyleyeyim hemen yavrum. Hemen söyleyeyim. Gel. Hatay Spor Galatasaray. Gel. Samsun Galatasaray. Hemen Gaziantep, söylüyorum Galatasaray, sana. Fenerbahçe Galatasaray. Samsun Galatasaray. Gaziantep Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray Beşiktaş. Hatay Galatasaray. Buyurun. Şu ortadaki, aşağıdaki ortadaki Beşiktaş Galatasaray maçı. Hayırdır adamına göre mi muamele yapıyorsunuz? Adamına göre mi muamele yapıyorsunuz? Neye göre muamele yapıyorsunuz? Neye göre penaltı veriyorsunuz? E VAR'da beklettin VAR'da penaltıyı da beklettin. VAR'da penaltıyı beklettin. O zaman sana ne dedi VAR? Attır penaltıyı dedi sen VAR'a dahi gitmedin penaltıda. Hakan abi kimse kusura bak. Bakın ben ki burada... Şu sağ baştaki Gaziantep maçı olması lazım. Bu pozisyona dedim ki bu bu kadardan penaltı mı olur dedim. Bak evet. Icardi'nin iki omzuna basmış. Hadi dedim böyle penaltı olursa Olmazdı her gün daha fazla penaltı olur dedim. Doğru mu? Doğru. Bin tane maçta penaltı çıkar dedim. Ama bugün Fenerbahçe maçındaki Alanya Spor maçındaki penaltı penaltıysa bu Icardi'nin pozisyonları 10 tane penaltı. Eğer oturalım doğru konuşalım. Siz neye göre maç yönetiyorsunuz? Var kayıtlarını açıklayın. Ben sana söyleyeyim devletimizde inşallah askerlerimizi, polislerimizi de fazlalaştırır. Çünkü bunlar bu var konuşmalarını bu memlekete, türbünleri açıkladıktan sonra bunlar sokağa çıkamaz, stat'tan çıkamaz. Yüz binlerce polis lazım, yüz binlerce asker lazım. Siz açıklayamazsınız. Anladın mı? Siz bunu açıklayamazsınız. geliyor. Siz bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir şeyler çeviriyorsunuz. Yani haftaya Galatasaray puan kaybederse şaşırmayın. Bir şeyler çeviriyorlar. Ben bilmem. Ben bakın, Şöyle, yanlış anlıyorsunuz. Fenerbahçe diyor. bir şey çeviriyor demiyorum. Erman Hoca da buna benzer bir Çok şey Çok özür dilerim. Evet. Ben Fenerbahçe böyle işler yapıyor demiyorum. Birileri yapıyor. Ben pis günah boynuna bir şeyler dönüyor. Fener, böyle yani demiyorum derken. Yani şimdi dedim Hayır, ya. Bir şeyler dönüyor. çalışıyorlar diyor. Bir şeyler Hatta dönüyor. Da, kimse puan kaybetmiyor evet. efendim. Saçma sapan olaylar oluyor. İnsanlar yarıştan kopmasın yayın gelirleri artsın olabilir. Sponsorluk gelirleri artsın olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Benim bunlar söylem tamamen şahsi fikrim, düşüncelerim. Ama burada herkes evine para götürüyor. Herkes evine ekmek götürüyor. Burada paralar çok yüksek paralar. Kimse kimsenin vebaliyle oynamasın. Her şey affolur. Ama ne diyor? Kul hakkı. Kul hakkını yemeyeceğim birader. Kul hakkını yersen o zaman yersin. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Batuhan'ın Batuhan'ın bu söylemlerinden sonra şimdi tabii bu hafta sonunda oynanacak maça gideceğim. Çünkü Pırak'la oynayacak. Hafta içinde Sparta Pırak'la karşılaşacak. Temsilcimiz Galatasaray. İnşallah o maçı kazansın. Ayın 18'inde yani 3 gün sonra pazar gününde Ankara gücüyle oynayacak. Eryaman Stad'ında oynamak istemiyor sahanın kötü olması nedeniyle. Çünkü önümüzdeki hafta bu sefer e, kendi sahasında pırağı ağırlayacak. Yoluna devam edebilmek için UEFA Avrupa Ligi'nde. Diyor ki zemin çok kötü. Oyuncularım sakatlanabilir. Abdullah Hoca'nın serzenişi vardı hatırlıyorsun. Şimdi ben bu mağlup, Fenerbahçe'nin bu puan kaybından sonra o maçın Eryaman Stadyumunda oynanmaması için tüm girişimleri, yapı oynanması için her türlü girişim yapacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Kim tarafında? Fenerbahçe, Fenerbahçe ki, Biz oynadık siz de oynayacaksınız diyecek. <laughs> ne kadar kötü olursa olsun sen burada oynamak zorundasın diyecek. Ya şimdi Hakan o kadar çok şey geliyor ki insanın aklına. En bazı şeyleri, Yani Fenerbahçe de, eğer böyle bazı şey şeyler. Fenerbahçe e, kendi oynadı futbola bak. Söylenemiyor söyleyeyim. Batuhan söylüyor tamam. Fenerbahçe. Batuhan söylüyor. Onun e, tavrı, tarzı farklı söylüyor. Ama hakikaten bazen öyle şeyler e, geliyor ki insanın aklına. İşte hakem yönetimlerini gördüğün zaman federasyonun e, takımlara ya da e, farklı farklı tavırlarını, yaptırımlarını gördüğün zaman bir sürü şey geliyor aklına. Mesela demin söylediği birbirlerinden uzaklaştırmak istemiyorlar. Sebep işte yayın işte şeyleri e, Sayın Federasyon Başkanı gazeteci tamam, yanına toplamayabiliyor 7 tamam. kişiyle. Onu, onu, diyorum işte. Yani, yani kişiyi toplamayabiliyor. Bu sadece şu Kafasına an programı biz yapıyoruz. Batuhan'ın kafası çok çalışıyor. Bunu düşünüyor diye değil. Bunu birçok insan o yöne yorabiliyor bir yerden sonra. Acaba şu mu? Ha, iki takım zaten bak, koptu. Herkesin kafası Bitireyim çalışıyor. Ben. Tamam. Çok özür dilerim. Burayı kesmem lazım Ceyhun abi. Koptu aşağıdan. İki takım gidiyor. Şampiyonluğa gidecekler. Ceyhuncum Aman bunları birbirinden uzaklaştırmayalım düşüncesini insanların kafasına sokuyorlar. Atıyorlar. İşte, işte. herkesin kafası çalışıyor. herkes bunu düşünebiliyor diyorsun ya abi. Sen söylüyorsun. Yani işte <laughs> herkesin şeyi yemiyor söylemeye. He? Batuhan söylüyor. Işte. Yüreği, ya, evet. yüreği de yemiyor. Mabadı da yemiyor. Mabadın ne olduğunu çeti bilir. Burada, ben göreyim mabadı yiyenleri söylesinler. Şey geliyor, Söyleyemezler. Yine ondan federasyona, federasyonun, federasyonun yönetimine. yönetimine. Tabii ondan fonlansınlar, bundan fonlansınlar. Federasyon beni Avrupa Şampiyonası'na Federasyon beni Avrupa götürmesin. Ben de para çok veririm biletimi alırım. Giderim izleyeceksem en kralını. Beni götüreceğim mi? Götürürüm. Niye götürmeyeyim? Benim kimseye müdahalem yok. Kimseden çekineceğim de yok. Kimseden fonlanmışım, pararmıştım da yok. Alanlar düşünsün. Yedi kocalı Neydi? Hürmüz. Yedi kocalı hürmüzler düşünsün. Bana bir şey yok. Ben neyse o ben söylerim. Yani bugün e, futbol konuşmak istiyoruz diyoruz. Hep böyle böyle her hafta. <laughs> Sana Erman abi yapıyor. <laughs> ya Cevim abi. Böyle bak. <laughs> Allah başla. Yani, yani futbol... saçma sapan bir şey var. Konuşmak isterim. Yazıklar kadar. olsun. Evet. Yazıklar olsun. Bugün bu penaltı pozisyonu, iki tane kırmızı kart pozisyonu. Ben bunun yerinde olsam, federasyonun yerinde olsam diyeceğim. Federasyonun yerinde olmayayım. Yani artık konu çok farklı yerlere gitti. Bence devletçe, milletçe bu konuları araştırmamız lazım. Bu konular normal konular değil. Baba, futbolun kuralları var değil mi? Sezon başı hakemler ne yapıyor? Çet ben size söyleyeyim. Her kulübü ziyaret ediyorlar. İşte bu sene atıyorum penaltı kuralımız değişti. Ceza sahasında her türlü pozisyonda top elinize çarptığı zaman penaltı kurallar var. Açıyorsun, kitapçığı var. Değişen kuralların kitapçığı var. Bakıyorsun, bugün pozisyon Fenerbahçe penaltı. Sonra dönüyorsun diyorsun ki Icardi'nin pozisyonunda niye penaltı değil? Veya Torreira'nınkinde niye değil? Veyahut da Trabzonsporlu Münir'in pozisyonunda niye penaltı değil diye bakıyorsun. O zaman federasyonda herhangi bir futbol kuralı yok. Veyahut da kuralların, hakemlerin kurallar hakkında bilgisi yok. Ben iki yere bakarım. Ben iki şeye bakarım. Bu pozisyonda penaltı varsa bunun eş değerindeki kara gümrük Samsun maçındaki pozisyonda niye penaltı yok? Ben buna bakarım. Kurallar aynıdır. Kurallar renklere göre değişmez. Kurallar stada göre değişmez. Kurallar hiçbir şeye göre değişmemesi lazım. Bugün de mesela adliyeye gidiyorsun, mahkemeye çıkıyorsun. Suçun varsa ne diyor? Ceza kanununun 3800. maddesine göre sanık 3 yıl Ağır ceza aldı diyor değil mi? Cezalar belli. Futbolda da belli kardeşim. Oranızı buranızı oynatmayın. Kime neyse herkese olsun. Sen bugün bu pozisyondan tadı atmıyorsan, iki hafta önce Torreira'nın pozisyonundan o zaman Twitter'ı yakmayacaksın. Yok efendim Rems kara gece. Yok efendim işte Şükrü Saracoğlu'nda kara gece. Sen önce kendi takımına neler yapılıyor ona bakacaksın. Sonra da karşı takımla ilgili ona bakacaksın. O zaman hemen bir açıklama gelmiş. İrfancan Kahveci'nin açıklamasını alayım önden. İrfancan diyor ki üzgünüz taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı. Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün tutamadık. 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyi vereceğiz diyor. Ceyhun abi. Normal bir maç sonu puan kaybından sonra yapılacak bir açıklama. Yani klasik bir açıklama. Başka söylenecek bir şey yok ki bunun üzerinde. Bakalım Tadiç ne? Ben şeyleri merak ediyorum. Kim abi? Hocaların. Gelecek abi hocaların. Özellikle İsmail Hoca'nın maç sonu. Tadiç'i bir alayım. Açıkçası cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik. Sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. Bunu biliyorduk. Bunu da yaptık. Açıkçası öne geçti. Bunu yaptık. Açıkçası öne geçti. Şunları e, rica ediyorum biraz daha dikkatli yazalım. Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip e, doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz diyor. Bu arada şöyle garip bir istatistik de var. E, Fatih Tekke üçüncü kez kritik bir dönemde Fenerbahçe'den puan aldı. 2014-2015 sezonunda e, 31. hafta Fenerbahçe-Kayseri Erciyes maçı 1-1 bitti. 2022 23 sezonunda 31. hafta yine... Fenerbahçe İstanbulspor 3-3 bitti. Ezden attığı gol hatırlıyorsun. Hı hı. Bu hafta da Fenerbahçe Alanya Spor. Fatih Tekin'in Fenerbahçe'ye şans tutuyor. Tutuyor. Bugün de iyi oynadılar. İyi oynadılar. Yani doğru oyunu oynadılar. Bir deplasman takımı olarak iyi hazırlandıkları belli. En başında Batuhan bir şey söyledi ya. Artık Fenerbahçe ya da Galatasaray özellikle Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuz için takımlar özel hazırlanıyor artık biliyorlar Fenerbahçe'yi. Ona göre artık bir format geliştiriyorlar. E bugün de Fatih Tekke takımına onu doğru yaptırdı. Ha, onun haricinde şimdi şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz dedi ya. İşte burada önemli olan bu stres yönetimini doğru yapmak. Bu stres yönetimini doğru yapamazsınız. yapamadın. İşte yapamadın. Bu tamam. bunu bunu devam ettirirsen aynı stres devam ederse hem oyuncularda hem tribünde seyircilerde bu tarz maçları Fenerbahçe yaşayacak da belki. Devam ediyor zaten. Yani sen Ceko'yu iki hafta önce 70. dakikada maçtan alıyorsun Ceko'yu. Ya adam sana haklı olarak bir isyanda bulunuyor. Evet. Değil mi? Haklı Aynı olarak 6 haftadır gol atamamış oyuncu. Bugün 6. haftada golle tanıştı. Doğru mu? 6. maçında gol. Golle buluştu. Sen herif 3 hafta gol atamadı. Adamı oyundan aldın. Tamam. 70'te adam da tepki gösterdi. Üstünde bir baskı var. 3 hafta gol atamamış. Gol atmak istiyor golcü oyuncu. Değil mi? Ha önceki haftadan bahsediyorum. Şey. 2 hafta önceden bahsediyorum. Oyundan aldın. Adam sana kol yaptı, falan yaptı, filan yaptı, yaptı. Biz dedince koyla aramızdaki problemi işte giderdik. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonra ne yaptın? Kendinden ödün vermedin. Geri vites yapmayayım diye. Haftaya 70'te yine Ceko'yu oyundan aldın. Fenerbahçe top oynamıyor. Ceko sana diyor ki Tadic'i niye almıyorsun kardeşim? Tadic oynayamıyor diyor. Tadic'den penaltıyı aldın. Ceko'ya attırdın. Sonra Ceko kaçırdı. Tadic'e tekrar penaltı attırdın. Yani bir düzensizlik var. 3 hafta önce kiralık gönderdiğin satış listesine koyduğun adamı bugün kurtarıcı olarak oyunu aldın. Ya Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de ne iş var ya? Ben Serdar Dursun'a yapılan rez videolarından, şakalarından ötürü, yani rezillikten, komiklikten dolayı, çocuğun topunu burnuna vurmasından dolayı Fenerbahçe formasına Serdar Dursun'u almam tekrar. Adamlar dalga geçti Hakan. ya dalga geçti ya. Yani, ve söylediği konu ne biliyor musun? Ben Serdar Dursun'u seviyorum. Ulan benim bir tane sevenim yok mu? Buradan Madrid'e sesleniyorum. İspanya'ya, Barcelona'ya, İngiltere'ye, City'ye, United'a benim bir tane sevenim yok mu? Beni alın be. Şimdi şöyle bir e, durum var aslında. Galatasaray'a baktığımız zaman... Ben soğuk kahve istedim nerede? E tamam getir Serkan'cığım bir şey olmaz. Getir hayatım. Geç, geçebilirsin de buradan. Şimdi şöyle bir durum var Ceyhun abi. Bak. Icardi haftalarca gol atamadı. Sakatlık sakatlandı. Icardi yoktu. Galatasaray'ın sol beki yoktu. Barış Alper sol bek oynadı. Galatasaray hep kazanmayı bildi. Asla bahane üretmedi. Bak Okan bunun bu özelliğine gerçekten hayranım. Hataları var mı? Bak ben de söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o gruptan Okan Buruk bu Galatasaray çıkarmalıydı. Ama döndüğün zaman abi Icardi çok ciddi sakatlanıyor. İşte Tete çok formsuz. Kerem'in gelgitleri var. İstediği gibi bazen performans veremiyor. Sol beki yok. Sol bek yokken Barış Alper'i oraya monte ediyor. Abdülkerim'in müthiş bir sol bek performansı var bu maçta. Bahane üretmeden kazanmasını bildi mesela Okan Buruk. Hep kazandı. E şimdi Fenerbahçe'nin bu kadrosun yani her şeyi var Fenerbahçe'nin ama olmuyorsa Bilmiyorum. Kaç hafta önce söyledim ben. Bir maç sonu röportajından sonra İsmail Hoca'nın yani övdüğümüz kadar da zaman zaman eleştireceğiz. Kimse de bunu şey yapmasın, yanlış anlamasın. Yani övüyorsak eleştirmeye de hakaret etmeden hakkımız var. Çözüm üretmesi lazım dedim. Hani bahane değil. Çözüm üretmesi lazım. Yani sabit bir şeylere takılmaması lazım. Bu elindeki kadroyu, evet şu ana kadar bu maçın haricinde ya da Konya maçına kadar diyelim. Çünkü son 3 haftadır bir sıkıntı yaşıyor. 4 haftadır oyun sıkıntısı, gol sıkıntısı dedik bunu söylüyoruz sürekli de çözüm üretmek çok farklı bir şey. Ve bu işte ee, zor zamanlarda teknik adamın özellikle sadece teknik adamın da değil, o ekibin, teknik ekibin üzerine düşen bir görev. Bir araya gelip bu stresi nasıl yöneteceğiz? Nasıl skor bulacağız? Oyunumuzu tekrar nasıl toparlamalıyız? Buna bir çözüm üretmesi lazım. Fenerbahçe'nin önce şöyle bir şey yapması lazım. Diyecek ki, futbol böyle güzelleşir. Bakın beni linçleyin, bana kötü laflar söyleyin, futboldan anlamıyor deyin, futbol bir şey yapmıyor deyin. Fenerbahçe bugün ne diyecek biliyor musun? Resmi sitesinden açıklama yapacak. Diyecek ki, Türkiye Futbol Federasyonu bizi hiç kimsenin bize verdiği bir puana ihtiyacımız yok. Bizim bugün maçtan kazandığımız bir puanı da bizden silin diyecek. <laughs> İki tane kırmızı kart olmayan bir penaltı. Türkiye Futbol Federasyonu. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Benim bir puanımız silin. Bizim kimsenin vereceği bir puana ihtiyacımız. E sonuç olarak bunu Fenerbahçe camiası yönetmiyor ki maçı. Sen insanları da zannediyorsun. canım yapıyorsun. ya aynen öyle. Bunun Fenerbahçe yani... camiası mı yönetiyor maçı? Ya Sayın Başkan, başkanın ne ne alakası olabilir maçta? Adam çıkıyor ya görüyor maçı izliyor. Sonra bir tane böyle sığırcık çıkıyor. Maçın içinden geçiyor. Sonra bize geliyorlar. Biz söylüyoruz. Sonra karşı takımın taraftarı gülüyor. Fenerbahçe'nin taraftarı üzülüyor. E ne yapayım? Benim hatam diye Bana sövmeyin oğlum. Gidin bu sığırca sövün. Bu maçı hakeme yönetene sövün. Bana ne konuşuyorsunuz? Ben mi yönettim maçı? Ne penaltı penaltı ne kırmızı kartlar var. Hiçbir bok yok. Yazık günah ya. Boşuna bir hafta insanlar emek... Yazık değil mi ya Fatih Tekke'ye? Açıklaması var okuyayım. Yazık değil mi? Yazık. Adam nerelerden geldi ya? İkinciliklerden tepine tepine geldi. Ben çok da severim Fatih hocama. Selam olsun. Yani yazık değil mi ya bugün Alanyalı oyuncuya? Yazık değil mi bugün Alanya'nın kalecisi Ertuğrul'a? Müthiş oynadı. Yazık değil mi yani? Bak o kadar da kötüdür bu maçta oynayacak ama Ertuğrul. Ertuğrul buradan. Ertuğrul buradan sana da birkaç bir şey söylemem gerekir. Sen Fenerbahçe camiasının altyapısından yetiştin. Seninle beraber karşılıklı oynadık. Takım arkadaşlığı yaptık. Bak kardeşimdir ha. İki takımda takım arkadaşlığı yaptım. Bakın iyi dinleyin burayı. Yani yetiştiğin takıma karşı da böyle vakit geçirmek falan sana yakışmıyor. Bugün ekmek yiyorsan Fenerbahçe camiasından yiyorsun. Yani yazıklar olsun hiç yakıştıramam Hiçbir şey yok ortada. Ayağını tutuyorsun Krampi. Yapma Ertuğrul. Senin yeteneğin Alanya'da oynamaya müsaitti. Fenerbahçe'de oynamaya müsait değildi ki. Bir şey söyleyebilir miyim burada sana? Söyle. Çocuk hatalı bir gol yesen ne olacaktı? Ya tamam da yerde yatma abi. abi. Yerde yatma abi. <laughs> Bence vallahi iyi oynadı bugün ya. Yalnız kurun e, için, için Torun için, için, için sonra kurul... İrfan'ın tamamladığı kafa topunu çok iyi çıkıyor. Yine kendi yani. hatası. Top geliyor onu normalde çok rahat bir şekilde bir kalecinin yukarıdan avut korner atması. Katladı direkten. Işte tokatlamadı iki elinin avucunda. Bunun bugün herkese sallayası var ya işte. Hiç <laughs> alakası yok Ceyhun abi. Bana bir tane bir tane bu tane kaleci çıksın. Allah Kur'an çarpsın bak onu böyle laps diye alır. Herkes ama onun, har onun, haricinde şey. Çelemedi topu. En topu çok çelemedi. Ceyhun abi. abi. En çok Kötü, sallamayı sevdiğin insanın selam demiyorum. var kötü oyna, oynadı demiyorum. O topu çelmesi lazım. Kendi hatasını telafi etti. İrfan Can da çok kötü vurdu bu arada. Evet. Çok sallamayı sevdiğim birisi. Onu gebertirim diyor. Kim? Dayın. <laughs> Roller değil. <gülüyor> <gülüyor> ya yine Yeşilköy'de bir yerde rakı iç. <laughs> 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 Fatih Tekke'nin açıklamasını ver. <laughs> Mami verdim. Ha Verilen penaltı verilmeyen fauller. Cesurca oynadığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını istedik ama bazen tedirginlik oluşturuyor. Bizim asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor. 3 puanı son dakikalarda kaçırmak üzücü ama bu puan çok değerliydi. Fatih Tekke. Yani Fenerbahçe ya da Galatasaray'la oynadıktan sonra aşağı yukarı bu tarz açıklamaları bütün teknik adamlar yapıyor. Yani bizim rakibimiz onlar değil. Bundan sonra bizim şeyimiz başlıyor diye ama bu da hani bence istediğini aldı Fatih Hoca. Aldı. Yani takım olarak da. Onu bon, da dile getir getirmiş. Ciku nasıl oynuyor? Yani. Çok performans gidiyor ya Botuan. E gidiyor Bir önceki bir önceki e, maçta Ciku çağlar iyi tuttu iyi oynadılar yani Antalyaspor Spor maçında. E, Defansif oynadı biraz da Fenerbahçe. İşte, çok Antalya, fazla pozisyonu yok. İkinci golü gitmeye... 90 artıda attı. Mecali yok. Antalya Spor. Ama en yok, yok yok bir Antalya. önceki maçtan Antalya bahsediyorum. Sporum, yani. kaleden kaleye gitmeye mecali yok. Yok ama binler, en çok istedim. en çok şutu yediği maçlardan bir tanesi mesela Fenerbahçe'nin o maç. Şimdi orada ikisi tutunca e, Çağlar bir önceki çıkı yani, üzerinden devam ediyor. İşte o orada o kadar kalabalık şey var ki. Şimdi işte Bekao da gelecek. Gerçi Bekao'nun gelecek tekrar ısınması ayrı mesele. Maç kondisyonu falan. Evet, evet. Şimdi orada tercih yapacaksın. En doğru tercihini kullanmaya çalışıyor. Hata tuttuğu zaman hata değil ama tutmadığı zaman da bunu söylüyoruz gayet doğal olarak. Değerli izleyenlerimiz kanalımıza abone olmayı ve videoyu aşağı indirip beğeni butonuna basmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir yandan da açıklamaları bekliyorum. Şu anda bu Böylelikle İsmail Hoca'nın beyaz kazanında sonuna gelmiş bulunuyoruz herhalde. Ama onu giyecek. Bu puan kaybından sonra. Şu anda e, Batuhan senin bugün Fenerbahçe'nin penaltısı penaltıysa burada Icardi'nin 5 penaltısı var. Hatta arttırıyorum 10 tane penaltısı var. Açıklaman şu anda e, X'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hiç istediğim şey hiç de sevmiyorum şu X'in X'i. Zaten mi öyle? Sevmiyorum. Sosyal medya önemli. İkisi sevmiyor. An Anketimiz de devam ediyor. Fenerbahçe Alanya Spor maçı hakemi Çağdaş Altay'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz dedik. %67 kötü. %33 iyi. Ben bugün bir Fenerbahçe sayfasından bir fotoğraf gördüm. Orada enteresan bir durum vardı. Şöyle. Cevn abi. Hı hı. Sezon başından bu yana. Fenerbahçe aleyhine en çok hatalı karar veren var hakemi Erkan Engin. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yine Fenerbahçe Alanya maçına atandı. Var Adası'nda olduğu maçlarda Fenerbahçe'nin 5 penaltısı verilmedi. Rakiplere iki kart kırmızı kart çıkmadı. Bu sabah yayınladılar bunu. Bu sabah. Bu sabah. Bu arada Fenerbahçe'nin de çok pozisyon var. Bu pozisyon penaltıysa. Yani bu tabii, tabii tabii ise, çok var. Fenerbahçe'nin de çok penaltısı var. Aynen öyle. Burada yanlış bir şey var. Ben bugün an itibariyle bu hakemin kokartını alırım. Abi bu kadar bariz hatayı 3 tane yapamaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu bu sabah yayınladılarsa bu bu, bu insanlar da mutlaka bu sosyal medyayı, o X'i, işte <laughs> diğer kanalları mutlaka takip ediyorlar. Okuyup etkileniyor olabilirler mi acaba? Abi mutlaka okuyup etkileniyorlar. Yani sonuçta herkesin elinde e, telefonu var. Ben o zaman işte. Bu hakemin yerinde olayım. Bakın, tekrar söylüyorum. Bugün maçı yöneten hakemin orta hakemin yerinde olayım. Yarın ilk yapacağım şey varın başındaki hakemin evine gitmek olur. Neden? Derim ki, hadi ben bunları görmedim. Sağının içindeyim, koşuyorum, nabzım 7 milimol. Ulan, sen nasıl bir adamsın? Beni bütün <laughs> Türkiye'ye rezil ettin. İki tane kırmızı kart, bir tane olmayan penaltıyı bize verdirttin derim bu var Varakem'ine. Sen dost musun, düşman mısın derim. Hakan adamı rezil etti ya. Orta Hakem görmemiş olabilir. Hadi diyorum bak yine iyi yeniden bakayım. E, varakem'i nasıl görmez ya? Yani abi bu işin içinde art niyet var. Ben artık var ya bu konuları çok konuşmaktan çok bıktım. Zaten bir önceki Fenerbahçe yayınında da şunu dile getirdim. Dedim ki bakın sıkıntılar var. Fenerbahçe futbol oynamıyor. Fenerbahçe organize olamıyor. Yaptıkları tek iş ceza yani avuç çizgisine inmeden orta kesmeye çalışıyor. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Bugün bakıyorsun. Hiç yani hiç ortada hiçbir şey yokken yine çok şükür mağlup olacakken berabere kaldılar. Dua etsinler. İsmail Hoca'nın açıklaması geldi mi? Geldi. Evet. Bakalım hocam ne demiş. Şimdi ben İsmail Hoca çok özür dilerim. Ee, şeyi şey yapmadan konuşmayı yapmadan. Tamam. Eğer ki İsmail Hoca gerçekten için pozisyonu kırmızı kart, hani. Şimdi büyük takım antrenörleri diyor ya işte penaltımız verilmedi oldu bu oldu. Okan Hoca'nın da var böyle bir dünya çıkması. Evet. İsmail Hoca'nın da var değil mi? Evet. Şimdi geri dönersek çıkarız. Eğer ki İsmail Hoca bugün çıksın desin ki, arkadaşlar evet bugünkü pozisyon tad için pozisyonu kırmızı karttı. Ceko'nun pozisyonu kırmızı karttı desin. Ben yarın Fenerbahçe'nin antrenman tesislerine gideceğim. İsmail Hoca'yı ellerinden öpeceğim. Diyeceğim ki o zaman kimsenin akliyeti yok. Kimse kimseyi düşünmüyor. Bunlar gerçekten dürüst futbolu düşünüyor diyeceğim. Görmedim İsmail Hoca şeyi, pozisyonları bugün. Görmeme ihtimali var mı? Yok. Tabletten izliyorlar. Ver bakalım açıklamayı. Yok, var mı? Verme. Verme açıklamayı Ver, değiştir. Yeni açıklama var. Hoca diyor ki maçın başından sonuna kadar... Kısa kısa gidelim. Yayıncı kuruluş ardından basit toplantısı var çünkü. Maçın başından sonuna kadar kontrol bizim elimizdeydi. Coşkulu ve istekliydik. Ancak iki kere kalemize geldiler. Maalesef ikisi de gol oldu. Bu kadar mı açıklama? Yok, böyle kısa, kısa gidelim diye. Kısa, kısa ya. gidiyorum. Devam et sen devam et. Geçmişe dönsem. Bu arada doğru. Evet, Fenerbahçe baskın oynadı. İki kere geldi. Evet. Geçmişe dönsem bu maça yine aynı 11 ile başlardım. Oo. Evet. Klasik standart 11'i bu çünkü. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Verebilirsin şimdi açıklamayı. İyi başladık. Maçın başından sonuna kadar kontrol bizim elimizdeydi. Oyuncularımız ve taraftarlar çok coşkulu ve istekliydi. Rakibimiz iki kere kalemize geldi. İkisi de gol oldu. Rakibi kontrol altına alabilseydik bu maçta 3 puanla ayrılabilirdik. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımıza özür diliyoruz. Ben, ben böyle şeyleri kabul etmiyorum pek. Ne gibi şeyleri? Abi ben bunu kabul etmiyorum. Ben... Hocam sen ne anlattın ya? Ben ne anlattığını anlamadım. Ne anlattın? Abi, Bravo. Ne anlattın abi? Ne anlattın abi? Biri çıksın açıklasın. Bana kenti bugün neden oyunu aldığını söyle hocam. Bana onu söyle. Yok bütün gün top bizde. Sabaha kadar top senden olsun olur. İki tane kırmızı şey kat verilmemiş. Bir tane olmayan penaltı verilmiş. Yani saçma sapan işler. But yani on. hocam da çıkmış kalkmış ne anlatıyor bana bir anlatır mısın Bak, Allah aşkına bu şey. hemen maç sonunda böyle ayaküstü bir röportaj veriyorlar ya basın toplantısı değil bu Orada hemen direkt kısa kısa maçın değerlendirmesini yapıyor Esas senin dediğini basın toplantısında birinin sorması lazım Sen buradan soruyorsun ya mesela hocam Ceko'yu çıkartıp Ryan Kent'i niye oyun aldın Orada basın Hakan, toplantısında olsam. birinin sorması lazım Yok soramazlar yok. ki bir, Sorarsa bir daha o, giremez. Ama basın, ortasına. yani. muhabirlik bu demek değil mi? Hani gördün bir şey gördün. Bunun açıklamasını istersin. E, sormazsa teknik adamlar genelde maç sonlarında bu minvalde şey veriyor. Ha doğru mu? Daha üstün taraf mıydı Fenerbahçe? Evet tamam doğru. Rakip iki kere mi geldi? Evet rakip iki kere geldi. Doğru oyunu oynadı. Demek ki rakip dört kere gelse dört tane atacaktı İsmail <laughs> Hoca. Oradan öyle bir... <laughs> yani bir de öyle e, düşün. Çekebilir. Bugün iki kere geldi. Dört kere gelse dört tane atacak. Çünkü senin Livokovic'in futbolla alakası yok. Yazıklar olsun altı ay gitmiş. Ya adam top taça çıkıyor, avut atmaya çalışıyor. Yani senin beynin, zikrin, aklın, fikrin nerede Livokovic demezler mi adama ya? Sen hangi maçtasın da? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Top daha taça çıkmamış, top havada ya, oyun içinde. Hani yanlışlıkla i̇lk korner bayrağına ilk kere. Değil mi? Yanlışlıkla korner bayrağına çarpıp oyuna gelse Livokovic avut atmaya gitmiş, gol yiyecek. Haberi yok dünyadan. Şimdi şöyle Siz önce takıma acilen Fenerbahçe takımına acilen konsantrasyon arttırıcı, Bir tane psikolojik. Yani psikoloji anlamında iyi teknik direktörler var. Psikoloji uzmanları var bu işte Hakan abi. Psikolog bir tane var. fena. Psikolog demeyeyim ne? Psikolojiden anlayan mentor, takım var. Mentor. Evet. Mentor. Heh, gel buraya biliyorsun. Prof. <laughs> yap şeklini. Ee, İsmail Kartal'ın açıklamaları devam ediyor. Kadıköy'e gelen takım yerden kalkmıyor. İsmail Hoca eline vermişler 1 milyon dolar 1 milyar dolarlık takım. Sen karşıda 50 bin euroya kurulmuş Alanya'dan bahsediyorsun. Kaya kalkmasan olur ya. Bir dakika kalksan olur. Senin 10 tane atman lazım. Yine istediğim açıklamalar değil. Evet. Devam ediyor şu anda. E hala mı devam ediyor? Hakan da öyle bir de şöyle gidiyor. devam ediyor top, hala yani. ee, parça parça geliyor. <laughs> Hakan'a da. <laughs> Duydun Hala devam ediyor. Israrla <laughs> diyor yani. Israrla hani. hala devam ediyor. Sonunda acaba soru alıyor mu? Yoksa alıyor sadece... alıyor işte şimdi onun için de zaten hani biraz da bekleniyor. Ya bana enteresan geliyor açıklama. İsmail Hoca'dan bir açıklamayı yani. almak istiyorsan doğru bu sorunlu... yanlış çizmiş. Sormak çizmiş. zorundasın Hakan anladın mı? Aynen öyle ama abi bak bir şey söyleyeceğim. Ya benim kızdığım nokta nerede biliyor musun? Bak, Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe toparlanır mı? Toparlanır. O kadroya sahipmiş, sahip mi? Sahip. Bugün özelinde bu maç özelinde konuşuyoruz. Bundan önce oynadığı maçlar bugüne hazırladı diyoruz mesela Fenerbahçe'yi Konya maçından sonra. Bundan sonra Fenerbahçe toplanır mı toplanır? Çünkü o kadro kalitesine Tabii. sahip mi? Ama bunun içinde o stres yönetimini doğru yönetmesi lazım. İsmail hocanın da bir an önce şey olması lazım. Böyle bir silkinmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Burada en büyük desteği gerçekten İsmail Kartal'a Batuhan verdi eski bina'daydık. Sezon başında öyle bir üstüne geliyor. Böyle kadro verildi. İsmail Kartal işte bu takımın teknik direktörü olamaz. Hayır kardeşim İsmail Hoca çok başarılı gidiyor dedi. Başarısız olduğu zaman da eleştiri hakkımız var abi. Ya İsmail ben, Kartal İsmail şu hoca eleştirmen. başarısız olamaz. Bakın, Bak ben yine söylüyorum. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. İsmail Hoca bu zamana kadar takımına iyi futbol oynatmıştır. Üç haftada düşüştedir Fenerbahçe. Ben bunun reçetesini İsmail Kartal'a yazmam. Ben nankör adam değilim. Adam Fenerbahçe'yi çok güzel futbol oynatıyor. Bir şey demem. Ama şurada sistemde bulunabilirim. Bu da en doğal hakkım. Sana yapılan bir önceki haftalarda verilmeyen penaltılar efendime söyleyeyim eline çarp konularda konuşuyorsan bugün senin lehine olan karşı takımın aleyhine olan şeyle konuşacaksın. Ben biraz biliyorsam bugün bu konunun aynısı Okan Buruk olsaydı Okan Buruk kesin değinirdi bu konuya. Bak biliyorsun o konuca en fazla eleştirenler. Ben ikisini de eleştiriyorum. Şahsi fikrim İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Okan Buruk Galatasaray'ın antrenörü değildir. Bunu şahsi şahsi söylüyorum. Bunu ama bugün hep, bu olay Ben sonra... hep söylüyorum. Ama ikisi de muhteşem başlamıştır. Muhteşem devam ediyordur. Hiçbir şey diyemem. Yerine başka teknik direktörler olsa aynısını yapabilirler mi? Bence yapabilirler. Olağanüstü bir başarı yok. Çok zor Batuhan. O söylediğini bir teknik adamın özellikle şu ortamda ne İsmail Hoca'nın ne Okan Hoca'nın ne de şu durumda olan takımların teknik adamının herhangi bir maçtan sonra senin dediğini şu pozisyon şöyleydi bizim aleyhimize aleyhimize demeyecek. Lehimize ya da neyse senin söylemeye çalıştığın değinecek. Şeyi. ha, değinebilecek kaç tane teknik adam var? Bu, bu şu ana kadar söyle. Var mı? Belki var, yok benim. Nadir. Ben değinirim. Sen teknik direktör değilsin. Olamam işte. Ama işte, Doğru adam o... teknik direktör olamıyor bu memlekete. Sen de olamazsın Ceyhun'cum kusura bakma. Doğrudur olamayabilir. Sen de olamazsın. Bak Ümit Karan 780 tane gol atmış. Geldi buraya bir tane takım istemiyor. Niye istemiyor? Olamaz. Doğru adam çünkü. Bir sıkıntı var demek ki. Ulan bu memlekette Fatih Tekke ikincilikten başladı be. Adamın milli takım memleket yurt dışında oynamış. Gelmiş burada Trabzon'da attığı goller. Milli takım milli oyuncu. Bu adam İkincilikten başladı. Tık 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 buralara geldi. Bugün şuna bakmak lazım. Futbolu bırakıp da hemen ertesi gün selamun aleyküm diye antrenör olanlara bakmak lazım. Ya yani şimdi konular derine girecek beni sıkıntı, sıkıntı basıyor. Ben susayım biraz. <laughs> ben de açıklamaları bekliyorum. Batu sen neye gülüyorsun oğlum orada? Ne bu sen manitayla falan mı mesajlaşıyorsun? Oğlum bakıyorum bakıyorum, bakıyorum gülüyor telefona bakıyorum. Manyak mısın oğlum sen? <laughs> Çete <laughs> bakıyor, chat takip ediyor Batu sağ olsun. <laughs> şimdi Ceyhun abi, notlarım arasında bakıyorum. Yani bu tad içinde mesela performansında program başına söyledi. Çok ciddi bir düşüş var. Ama bunu haftalardır yani kaç haftadır söylüyoruz. Yani bireysel performanslara daha önceki programlarda da değindik. Mesela şimdi ilk haftalarda daha doğrusu Daha önceki maçlarda Fenerbahçe'nin gol dağılımına baktık. İşte Tadic'in attırdığı gol, attığı gol. Şimanski'nin attırdığı gol, attığı gol. Batshuayi öyle, Ceko öyle. E şimdi bunlara baktık. Son 3 haftadır bir şey var. Hani bireysel performanslarda da düşüş, düşüş var. Sadece birinde değil. Evet. Yani Şimanski de çok özel bir oyun oynamıyor şu an. Ki ben hep söylüyorum Şimanski'ciyim. Çok iyi futbolcu. Ama şu an kapasitesinin altında. Ceko haftalardır gol atmakta sıkıntı yaşadığı için hatta şöyle bir yorum yapıyordum ya Ceko o strese girmiyordur herhalde gol atamıyor strese yani. ama demek ki o da gol atamayınca o psikolojik baskıyı kendinde hissedebiliyor. Mesela Peki. bugünkü oyununda da hani farklı Ceko beklerdik mesela. ...Etadic, hakeza öyle. E, ...Cengiz... başta değindi. Botuan haftalardır skora etki eden oyun oynarken e, bugün Cengiz devre arasında oyundan çıktı. Neden? Performans yok. İşte bireysel performanslar da düştüğü zaman doğal olarak takımın şeyine yansıyor. Vefa çok önemli. Seni 3 haftadır sırtında taşıyan Cengiz'i sen 45'te oyundan almayacaksın. Sakat Bak küstürdün. olabilir. Küstürdün şu anda adamı. Bilmiyorum sakat mıdır değil mi? Şey sen adamı olabilir. küstürdün. Ben 3 hafta ben sırtımda taşıyacağım. Kartı takımda. var. Kartı var diye. Ben takımı 3 hafta sırtımda taşıyacağım. Sen beni 45'te oyundan alacaksın. Küserim. Küserim. Ha bir maçı kaybetmektense bir oyuncumu da asla kaybetmem. Ne Cengiz'i kaybederim ne Tadiç'i kaybederim ne Ceyhun'u kaybederim. Ya. Ben küserim. Peki, bir şey sormak istiyorum. Tamam şimdi hep e, biz bu kadro derlelerinden bahsediyoruz. Kardeşim Tadiç'in dokunulmazlığı mı var ya? Var. Ya bu Tadiç 5 haftadır hiçbir şey yapmıyor. Sen bu Tadiç hala neden bu Tadiç'te bu kadar ısrar ediyorsun ya? Net bir şekilde. Neden bak, bu ben kadar ısrar ediyorsun bu Tadiç'te? Bu Tadiç hiçbir cacık yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben Beşiktaşlıyım. Allah razı olsun Ahmet Nurçevi'den bu tadı hiç almamış ya. O kadar da değil. Kadar sen, da de değil sen de şimdi. Yani Batuhan he, tamam da o kadar da değil yani. yani. Abartmayalım. Abarttın mı biraz? Evet biraz abarttın ya. sanki Peki, yani. Bir soru soracağım sana. İstemiyorum zorla mı? <laughs> tamam sen isteme. Fred'in olmaması bu kadar mı etkiliyor ya? bir futbol ya Ben ya geçen söyledim hatırlıyorum. Ya. Ya. Hatırla programı. Evet hatırladım. Erman ama. sen ben Aynen. yaparken. Şimdi Hakan'cığım benim olmaması... Bir tane oyuncu değiştirebilir mi diye. Fred'in olmaması da Fenerbahçe <laughs> etkiliyor tabii ki yani. Her yerin bir yıldızı var. Mütevazı mı olayım şimdi? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> vay vay. <cihir gülüyor> <abi, gülüyor> iyi değil mi? Chat iyi miydi? Fred. Hakikaten. Tanıştırayım Fred. Fred. Bir eksiğim var. Fred Karadeniz. Tamam. Bir tane eksiğim var biraz. Tamam. Biraz sen koşmuyorsun ondan biraz eksiğim var ama. Biraz... Bir de... çabuk küsüyor bir de. Ha çabuk küsüyor şey <gülüyor> Batuhan. <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun Serkan? Niye kaka atıyorsun? Ben bıktım bunlarda. <laughs> ya bir de şimdi bir, bir izleyici yazmış. Kuruniç, e, Crespo Kuruniç'ten daha iyi. Niye Kuruniç'i aldınız o zaman yani? Hayır canım yani o kadar da değil. Tamam bazen oyuncular kötü performans sergileyebilir. Ya şimdi üçüncü maçı değil mi Kuruniç'in? Evet. Önceki iki maçtaki performansını düşünelim. Kötü müydü? Daha yeni gelmiş bir oyuncu. Değil doğru oyunu oynuyor, basit oynuyor. bugün takım halinde evet baskılı oyun doğru oyunu oynayamadı Fenerbahçe. Pozisyona girdi mi? Evet girdi ama sonuç yok. Bu da şey oluyor. Bir tek kurun içemek kaldı şimdi? Kurun içi mi kötü oynadı sadece? Ya Ya arada oyuncular mesela nasıl Ferdi için söylüyoruz. E bugün kötü performans sergiledi. Her zamanki Ferdi'yi görmedik. Bugün mesela en çok göze batan oyunculardan bir tanesi sahanın içine döneyim. Mert Müldür. Fenerbahçe'de en çok göze batan oyunculardan bir tanesi. Ee, çok önemli bir gelişme var. Galatasaray tweet attı. Ee, kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararıyla şampiyonluğu e, emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak diyor Galatasaray. Tekrar ediyorum. Kırmızı kartlara kör bir hakem komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun eğenlere rağmen Şampiyonlu, hak eden kazanacak. Şampiyonluğu emekli şeyi olarak derken Ali başkanını hani bırakacağım bu sene evet. falan dedi. Emekli ikramiyesi evet. yapamadım. Yakıştıramadım. Yani bu tweeti kim attırdıysa, bu açıklamayı kim yaptırdıysa gereksiz. Yani saçma sapan işte Yani karşı tarafın başkanının söylemlerini şey alıp da yazmak. Bilmiyorum Hakan bana yani bu kaliteli camiyarların başında yani hmm. daha böyle yani mesela laf bile yapacak şey yapacaksan söyleyeceksen daha kaliteli söylemen lazım. İnce böyle söylemen lazım. Yani ne bileyim. Bana çok basit geldi. Ikrami Emekli ikramiyesi. Emekli ikramiyesi. basit. Sen daha iyi laflar buna ya. Ben olsam mesela çok daha güzel. Ne yazardın mesela mesela? Boşver. O da bana kalsın. Ee, Ceyno abi. Galatasaray'ın açıklaması. Ceyhun abi ya sos biz, oynuyor şu an. Biz, evet sos oynuyorum ben. Siz konuşuyorsunuz <laughs> diye. Dinliyorum. Abi, yani, yani kurban olur. yöneticilerin bu şekilde birbirlerini... Ya hep hep diyoruz ya... Ebedi dostluk, ezeli rekabet. Bu açıklamalarla dostluk nerede? Biz ne zaman... Hani hakikaten o rekabeti güzel şekilde kavga etmeden... Sorunsuz, Mutlaka arada sorunlar olacaktır, birbirine ufak tefek sataşmalar olacaktır da, yani bu kadar ağır şeylerle, hani bu kadar ağır kelimelerle birbirini gazlamak, özellikle kulüp yöneticilerine çok yakışmıyor açıkçası. Çünkü neden onları dinleyen, onların söylemleriyle hareket eden, düşünen arkalarında bir grup var. Evet. Yani... Şimdi İsmail hocanın açıklamaları devam ediyor. Diyor ki, biz Sezon e, biz sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Bırakmayacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapıp mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diyor İsmail Kartal. Canım hocam. Bir tanecik İsmail hocam. Peki sana soruyorum. İç sahada şu ana kadar 9 puan kaybeden takım nasıl şampiyon olacak benim güzel hocam? Olabilir Hakan. niye olmaz? Abi iç sahada 9 puan kaybetmişsin, dış sahada 2 puan kaybetmişsin. Batuhan, al. Ah, Grafiğini de hazırlattık. İç sahada kaybettiğin puanlar. 3-2 Trabzonspor, Galatasaray'la berabere kaldın, Samsun Spor'la berabere kaldın, Alanyaspor'la berabere kaldın. Geçen sene İstanbulspor'la 3-3 berabere kalıp da sen şampiyonluğu o, o maçta belki de bıraktın. Zaten deplasmanda kaybettiği tek puan Adana, Adana Demir, Adana Spor, demir Spor'du. Ya iç saha performansını düzeltemiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin o bu arada taraftarlara da Ceyhun abi program başında ince geçti. Ben birazcık daha kalın geçmek istiyorum. Golü yedikten sonra susan adam gitmesin ha Fenerbahçe maçına. Öyle bu bugün hınca hınç dolu. Ya taraftar dediğin 1-0 mağlubiyet mağlup durma mı düşün? Abi rakibi boğmak için destek vermen lazım. Kusura bakma hepiniz sustunuz. Evet, yaklaşık. Hepiniz neyse, sustunuz. 15-20 dakika ve o foul pozisyonuna kadar herkes sustu abi tribünde. Öyle bir taraftarlık yok. Maç izleme yeri değil abi tribün. Destek verme yeridir benim bildiğim. Belli bir bölüm pahalı yerden izlesin kardeşim maçını. Ama şampiyonluk yarışına gidiyorsan gel Nefarana'ya. Taraftar alıyor ya maçı. Birçok maçını Galatasaray, Galatasaray taraftarı aldı Nefarana'da. Ne alaka lan? Fenerlilerin barca hali mi kaldı? Niye? <laughs> adamlar görmüyor musun? Golü attı hemen yenik duruma düştüler. <laughs> Saçma sapan olayla ne alakası var bunun şeylerle? Hayır, Fenerbahçe'nin de aslında o desteği verecek taraftarı var. var. Söylemeye çalıştığımız e, senelerdir o stresi yaşadıkları için en ufak bir e, kötü durumda oyun strese girdiğinde taraftar da hemen oyunla birlikte strese gir giriyor. Bazen oyun taraftarı canlandırır, bazen de taraftar oyunu canlandırmak Aynen. zorunda. Bravo Cemil abi, çok iyi özettiniz. ya Bu etkileşim olması lazım. Oyun durduğu anda, takım o stresi yaşadığı anda Taraftarın onu anlayıp o sahaya o desteği vermesi lazım. Bahsetmeye çalıştığımız o. Yoksa amacımız Fenerbahçe'nin taraftarı şöyle, Fenerbahçe'nin taraftarı böyle değil. Var o şey kapasite, potansiyel Var. Fenerbahçe'de. Ama onlar da strese sahayla beraber girdikleri için bir şey oluyor, bir down oluyorlar, duruyorlar yani. Bahsetmeye çalıştığımız Fenerbahçe o. Fenerbahçe'nin taraftarı da biraz iyi gün taraftarıdır. 5-5 bu O kadar da değil canım Yani e, bazı gruplar var orada. Bizim mesela bir grup var Ali abinin Fenerbahçe grubu. Ben çok beğenirim mesela o tarafını. O tarafta inanılmaz bir devamlı tezahürat vardır, şey vardır. Mesela bizim Beşiktaş taraftarı maçı izlemez. Deli Dan okay. gibi bağırır. Yani bugün çok olağanüstü bir şey oldu. Yani Hakan. Bak sağda dört tane hakem var. İki tane de vardı var. Evet. Altı hakem. Altı hakemle Fenerbahçe puan kaybetti ya. Oğlum iki kırmızı kart bir tane olmayan penaltı. Altı hakemle puan kaybeden tek takım olarak tarihe geçer bugün. Bu olay. Oğlum senin söylediklerin de gerçekleşse Tadiçi atsa Cengiz'i atsa çok daha başka bir şey çıkacaktı orada. Belki de Fenerbahçe kazanırdı. Ha, benim takıldığım hala ben. Kazan bana... gelirdi. Bak bir tane kırmızı bir, kart olsa Fenerbahçe bugün kazanırdı. Sabah yapılan bir açıklama var dedin ya hakemle ilgili var hakemle ilgili. Aha. O açıklama benim kafama çok takıldı. Onu okuyup şartlanmış olabilir yani. Zaten burada çok ciddi sıkıntılar var. Bak bunu Galatasaray da yapıyor, Fenerbahçe taraftar grupları da yapıyor. Öyle bir yangına çeviriyorlar ki hakem açıklandığı andan itibaren. Hu -hu -hu -hu, hop geçmiş olsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi hakemler bir saat önceden falan açıklansın ya. Ciddi söylüyorum. Ya zaten federasyon beceremiyor. Hakem atamayı da beceremiyor. Geçen bak Rıdvan abi dinledim. Rıdvan abi çok enteresan bir şey söyledi. Bir olay anlattı. Serdar Tatlı Federasyon başkanı. Hangi Rıdvan? Rıdvan Hoca, Rıdvan değil mi? Ha, Rıdvan Hoca. Serdar Tatlı e, MHK başkanı. E, eski Fener, şey e, federasyon başkanı Nihat abi, Nihat Özdemir e, diyor ki, "Hocam diyor, gel diyor şu atamalara bakalım diyor. Daha yeni başkan olduğunda. Onlara biz karar verdik diyor. Bu ilk ve son olsun, bir daha duymayayım böyle bir şey diyor Serdar Tatlı. Kime diyor? Nihat Özdemir'e. Nihat Özdemir'e haklısınız diyor. Ee, şey yapıyorlar. Devam ediyor başkanlar. Onun için diyor ki başka bir şey olması lazım MHK'nin. Futbol Federasyonu'yla ilişkileri olacak. Abi ben şimdi bana kimse inandıramaz abi şeyin bu işlere karışmadığını federasyon başkanının hakem atamasından. Adamın tekrar Bence federasyon şey başkanı karışamaz ya. Hayır futbola, şey. karışmıyor kanka, federasyon... ya futbola karışmıyor kanka, sadece. Ya Kanka federasyon başkanının hiçbir şeyden anladığı yok. Bu an diyorum. Ne? Anlamıyor, anlamıyor adam cahil kanka. Adam Orası değil. başka da bu hakem atamalarıyla adam alakalı. Adamın alakalı. Kim en son hakemliği bıraktıktan sonra bir yerde Ali büyük müydü? Evet, hatırlamıyorsan. Evet, evet, evet. Bir açıklaması var, hatırlıyor musun sen onu? Serkan Çınar da bizim Biz kanalda de Erman'a konuştu. Yapay zeka ile Maçların hakemlerini belirliyoruz. O bu zaman liste, kusura bakmayın Zapa, liste, yapay zeka bizim memlekette herhalde baba geri zeka oldu. Dinle ama dinle bak daha devam ediyor. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> yapay zeka geri zeka. Dinle. O liste dedi. Direkt, direkt federasyon oldu? başkanının önüne gidiyor. Ha, evet. Önüne gidiyordu ve federasyon başkanı istediği maça istediği hakemi değiştirebiliyordu diye bir açıklama yaptı. Ve bunu. Bu olağanüstü bir açıklama. Ve bunu yapan uzun süre. Hakemlik yapmış Alip bir yani. Ali Palıbüyük yani. Ve bıraktıktan hemen sonra bu açıklamayı yapıyor. Doğru. Evet, şimdi e, artık Arkadaşlar da... şu ekranlarımıza bir beğeni evet. butonlarına basanalım son olarak. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Zor süreçten geçiyoruz. Bir destek olalım yani abone ve beğeni konusunda destek olursak çok sevinirim. Sağ olun. Ceyhun abiciğim. <laughs> Yap. Adam devlet taklidi yapıyor ya dedircek beni. Ceren abicim çok Abi güzel. benim dudaklarım niye rujlu gibi çıkıyor oğlum? Ay, ne evet ya. Evet ya geçen gün de öyle çıkmış. Ekrandan oğlum nasıl oldu, güzel ekran. lan şey gibi çıktım. Niye ne? böyle çet benim dudaklarım? Senin kamera özel seni özel renklendiriyorlar. Zoom'la bakayım şunu. Yayında, Yayında öyle, değil, da öyle mi? değil mi? Oğlum siz ne buraya tüplü televizyon mu koydunuz ya? Değil hakikaten Batu. 80 milyona şey yaptınız Hayır, buraya. OLED ekranı olduğu için ofis yaptırdınız tüplü televizyon koymuşsunuz. Ömer şunu bir rengini ayarla ya. Olet o yalnız. OLED, OLED de olmuyor Olet. Hani nasıl OLED? De? Ayarlı, o, o, o kırmızı ayarları yapılmamış yapılmamış. Ayarını yap Ömer bunun. Ben de ona bakarsan. E, şeydeki... Etiketini bile çekmemişler. Herhalde yarın satacağım diyor Ömer. LED koya yüklü Ömer satarsın. Ben de bir tane şey vardı ya. E, Alişan'ın, e, Müjdat oynadığı bir tane dizi vardı. Neydi onun adı ya? Ne Cennet Cennet Mahallesi'ndeki Aliş gibi çıkıyorum. Baksana ben de. <laughs> Bizim tamam, mahalle aşağı. Tamam tamam. Hatırladın. Mahallesi'nde Aliş vardı. Baksana ona benzemiyor muyum? Ben benim baktım? çocuğu değil de öbürünün değil mi? Yurşik Arkadaşlar bu saatte çeş... Arkadaşlar bu saatte bizi bu saate kadar izleyip beğeni butonlarına basan... Bizi dinleyen tüm izleyiciye çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet. Hakan abicim kapatırsa gidiyoruz artık. Cevin abi çok teşekkür ediyorum. Aha ben bir dakika. Kapatamadım. Kapat. Hayırdır? İsmail Kartal'ın son açıklaması. Eee <laughs> Ryan Kent bizim futbolcumuz. Avrupa listesine yazdık. TFF 48 saat içerisinde liste vereceğiz. 15 yabancımız var. Bir tanesini dışarı çıkartacağız. Ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Ryan Kent'i mi alacakmış? Sadece gülüyorum ben ya. Yani Ryan Kent'i mi alacakmış şeye yazmış kadroya? Zaten. Yazmış zaten. Kadroya yazmış. Bir tane Dur daha ben iki tane daha program çekeceğim. Hadi. Hayır oğlum şu şeyi bir daha şöyle ben anlamadım tam sonunu. Ah be Batuhan. İstemiş orada anlamadım. Hakan abi. Kent bizim oyuncumuz o yüzden ben bugün sahaya aldım onu diyor. Tamam. Ee, Avrupa listesine de yazdık diyor. Yani tamam. diyor bu sezon sonuna kadar bize devam edecek diyor. Tamam. TFF'ye 48 saat içerisinde liste vereceğiz diyor. Satam. Pazartesi gününe kadar. Tamam, tamam. mı? Tamam. Ee, 15 yabancımız var bir tanesini dışarı çıkaracağız. Rein Kent olur, Bonucci olur, Ceko olur bir tanesini çıkartacağız diyor. 15 yabancımızdan bir tanesini çıkartacağız diyor. Hı -hı. Ee, ekibimle beraber değerlendirmeyi yapıp karar vereceğiz. Bakalım kim olacak biz de göreceğiz. Hocam bugün çok saçmalamış. Çok... yapma, yapma yapma çok şey. yapma. Ee, Değer Ceyhun abicim çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli izleyenlerimiz. Hı -hı. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok de, çok teşekkür ediyoruz. Yayınız, yayınımızın başında yapmış olduğum hatırlatmayı yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum. Misti'den yepyeni bir haberimiz var sizlere. Misti oranları şampiyon yaptı. E, yeni kampanyasıyla Misti şampiyon oranlarla bahis severlere tüm normallerin üzerinde oranlar sunuyor ve kampanyaya katılanlar her gün daha fazla kazanç elde etme şansı yakalıyorlar. Bu akşam e, berabere biten Fenerbahçe-Alanya maçında. Messi'de şampiyon oranlarla oynayanlar, şampiyon oranlarla oynamayanlara göre daha fazla kazanç sağladılar. Kaçırdıysanız sakın üzülmeyin çünkü Messi'de her gün şampiyon oranlarla oynayıp şampiyon gibi kazanabiliyorsunuz. Üstelik yeni üyelere 50 TL kampanyası da devam ediyor. Üye değilseniz hemen üye oluyorsunuz. 50 TL'nizi alıp şampiyon oranlarla hemen kuponunuzu yapıyorsunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.